Sıcak bir merhaba, kardeşçe bir selam. Bayram mesafeleri kaldırır, sınırları aşar. Bayram karşısında hükmü kalkar öfkenin, kinin, düşmanlığın. Bayramlar bizi yaklaştırır. Selamı yeryüzünün tüm Müslüman yüreklerine taşır. Bu bayram, yeryüzünün en ücralarına kadar yollara düştük. Asya'ya, Afrika'ya, Balkanlara, Orta Doğu'ya. Bayramlaştık, kucaklaştık, selam aldık, selam verdik. Bayram, bayram oldu uzaklardaki kardeşlerimize. Türkiye'li hayırseverlerin bağışladığı kurbanlar süsledi fakir sofralarını. Birçoğu hatırlanmanın sevincini yaşadı. Bayramın coşkusunu birlikte yaşadık. Gittiğimiz 100 ülkeden biri Kamboçya'ydı. Asya'nın güney ucunda Tayland ve Vietnam'a sınırı olan Kamboçya, 70'li yıllardaki Vietnam Savaşı ve sonrasında yaşananlarla dünyanın dikkatini çekti. Vietnam Savaşı sırasında Kamboçya, güneyin değil de kuzeyin yanında yer alır ve sınırlarını Vietcong'a açar. 1969 yılında Amerika burayı da bombalamaya başlar ve asker çıkarır. Bu işgal, küçük bir komünist grup olan Kızıl Kımerlerin güçlenmesine ve amansız bir iç savaşa yol açar. İç savaş 17 Nisan 1975'te başkent Phnom Penh'in Kızıl Kımerlerin eline geçmesiyle sona erer. Hemen o gece Phnom Penh boşaltılır, 10 yaşından küçük çocuklar ailelerinden ayrılır ve istisnasız herkes ellerinde sadece birer bohça olduğu halde yollara düşer. O sırada Phnom Penh'in nüfusu 2 milyondur ve bu 2 milyon insan kentten çıkarılıp günler, aylar süren yürüyüşlerle ülkenin dört bir yanına dağıtılır. Çünkü Kızıl Kımerlerin lideri General Pol Pot, başlarına ne geldiyse Batı sömürgeciliğinden geldiğine inanıyor ve kurtuluş için yaşamı sıfır noktasına döndürmek gerektiğini düşünüyordu. Bu da 10 milyon nüfusun tamamının çiftçi olması anlamına geliyordu. Pol Pot, iktidarından sonra ülkenin adını Demokratik Kamboçya olarak değiştirir. Okullar, üniversiteler, hastaneler, mahkemeler, gazeteler kapatılır. Tüm kitaplar yakılır, para kullanımı yasaklanır ve takas sistemi getirilir. Kentlerdeki teknolojinin izleri yakılıp yıkılır. Aile kavramı karşı devrimci bir kavramdır ve kolektif tarımı engeller. Bu yüzden çocuklar ailelerinden, eşler birbirlerinden ayrılır. Meslek sahipleri, aydınlar, üniversite mezunları, yabancı dil bilenler öldürülür. Gözlük takanlar, gözlerinin kitap okuyarak bozulduğuna inanılarak idam edilir. Yüz binlerce insan işkenceden, yüz binlercesi yollarda talan olmaktan, yüz binlercesi açlıktan, yüz binlercesi de tarlalardaki ağır çalışma koşullarından ölür. Fakat Pol Pot, Fransa'da eğitim görmüş ve Fransızca biliyordur. Pol Pot'un ordusunun en önemli gücünü onun çocuk askerleri oluşturur. En küçüğü 10 yaşlarında olan bu çocuklar, boylarından daha uzun olan silahlarla ülkede büyük katliamlara imza atarlar. Phnom Penh'de önceleri okul, Pol Pot iktidarı ele geçirince hapishane olarak kullanılan Genosid Müzesi'ndeyiz. Thank you.
Pol Pot ve Kızılkımerler Vahşeti burada tüm açıklığıyla gözler önüne seriliyor. Bin bir çeşit işkence aleti, öldürülen mazlumların fotoğrafları, binlerce kafatasının sergilendiği bölümler, bugün bile zaman zaman yenileri bulunan toplu mezarlar, milyonlarca kayıp hayat, burada fotoğraflarla ve son anlarını geçirdikleri hücreleri sergilenerek yaşatılmaya çalışılıyor. Alt katta işkenceye alınan mahkumların barındığı bu hücrelerin yanı sıra, üst katta sadece ayakta duracak kadar bir alana sahip küçük hücreler, bizi ürperten bir gerçeği fısıldıyor. Ülke kan gölüne dönerken ve nüfus neredeyse yarıya düşerken, dünya olanları hiç önemsemiyor ve hatta kendi stratejik beklentilerine göre Kızılkımer iktidarına destek veriyordu. Ölüm tarlasındayız. Burası adını toprağın altından ve çevredeki göllerden sürekli olarak ceset çıkmasından dolayı almış. Ölüm tarlası bugün müze. Halen toprağın altından çıkarılamayan cesetlerin olduğunu öğreniyoruz. Müzenin tam ortasında devasa bir anıt. Anıtın içi kafatası ve kemiklerle dolu. Burada Pol Pot'un vahşi ideolojisinin küçük bir yansımasını görüyoruz. Bugün müzeyi en çok batılı turistler geziyor. Başkent katliam müzeleri yüzünden ilgi görüyor. Bir kenti Kımerlerin yok ettikleri kardeşlerinin cesetleri çekici kılarken, göre halkının geçim kaynağını yine bu cesetleri görmeye gelen turistlerin oluşturmasıysa, içinden çıkılmaz bir dilemma olarak duruyor karşımızda. Batı ve Amerika bugün Pol Pot'u lanetliyor ve insanlık düşmanı olarak görüyor. Duruyor ve düşünüyoruz. Peki ama resmi hükümete rağmen Birleşmiş Milletler neden 1993'e kadar Pol Pot'u ve Kızılkımerleri Kamboçya'nın tek resmi temsilcisi olarak kabul etti ve sandalye verdi? Kızılkımerlerin 4 yıllık yönetiminden geriye 1 milyon ölü, birkaç milyon öksüz ve yetimle yıkık bir ülke kalır. Bölgedeki Müslüman nüfussa 200 binden 138 bine iner.